Aziz ocaklılar, muhterem hanımefendiler, beyefendiler, çok sevgili gençler. Samsun Türk Ocağı olarak tertiplediğimiz bahar dönemi konferanslarının ilkini bugün gerçekleştireceğiz. Bugün Şehid-i Ala Gazi-i Namdar Enver Paşa Hazretlerinin tarihte bıraktığı izin günümüze yansıması nasıl gerçekleşiyor? Bunun üzerinde durmak üzere kendilerinin torunu olan Burak Sadık Bey'i davet etmiş bulunuyoruz. Bu davette bize yardımcı olan Mustafa Bey'e ve Fatih Bey'e hasreten teşekkürlerimi beyan ediyorum. Bizim bugün gündemimizde günümüzün meselelerini tarihin kahramanları üzerinden görmek gibi bir alışkanlığımız gerçekleşti. Halbuki o kahramanlar günümüzün meselelerine dahil edilmek yerine, günümüzün kısır siyasal çekişmelerinin malzemesi yapılmak yerine, bizim şanlı tarihimizin timsali olarak geleceğe ışık tutan birer yıldızlar. Enver Paşa ve arkadaşları tarih sahnesinden çekildi, lakin Türklüğe Turan gibi bir ülkünün gerçekleştirme azmini bıraktı. Bugün sabah arkadaşları beklerken şöyle etrafındaki ağaçlara baktım. Erik ağaçları çiçek vermişti. Aklıma Enver Paşa ve arkadaşları geldi. İlk erik ağaçları çiçek vermişti. Başka hiçbir ağaçta çiçek yoktu. Hürriyet denildiğinde, devletin, milletin bekası denildiğinde tıpkı o çiçek veren ağaçlar gibi ilk öne çıkan o kadroydu. Onlarda muazzam bir dayanışma, muazzam bir ülkü birliği söz konusu. Bugün maalesef acımasız kapitalizmin de tesiriyle, belki teknolojinin gençler arasında hakim kıldığı anlayışla bu ülkülere, bu ideallere hasretiz. Efendim, Çağatay Bey'le başlığı ifade ederken bir noktada tartışmaya düştük. Burak Bey'in sıfatını ifade ederken dedim ki, araştırmacı tarihçi yazalım ya da tarih araştırmacısı yazalım. Bu noktada biraz tartıştık. Çağatay Bey dedi ki, araştırmacı olmayan tarihçiler mi var? El cevap var. Ve onlar özellikle yakın tarihimize ilişkin hususlarda Edirne'ye Enver gireceğine Bulgar girsin bağnazlığıyla hareket ediyorlar. Biz Türk Ocakları olarak milletimizin bütün kahramanlarını minnetle kucaklıyoruz. Onlar bizim tarihimizin şahikalarıdır. Bugüne ışık tutacak yıldızlardır diyorum. Sözü bugünün konuşmacısı Burak Bey'e tevdi ediyorum. Tekrar hoş geldiler, sefalar getirdiler. Tekrar sizler de hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Allah yokluğunuzu göstermesin efendim. Saygılar. Kastamonu'ya göçüyorlar ve Müslüman oluyor
büyük büyükleri. Onun Müslüman olma amacı da tabii gönlünü kaptırıyor bir hanımefendiye. Ve o şekilde Müslüman oluyor. Biz tabii... Ama Gagavuz Türk'ü değil mi? Tabii Gagavuz Türk'ü. Yani o onun için şey oluyor. Teşekkür ederim. Yani Türkler tabii bizim ailede hanımefendiler için yapılıyor. Böyle biraz şeyimiz var. Olacak bir şey yok. Şimdi Emel Paşa'yı önce asker olmak istiyor. Babası asker yapmak istemiyor. Yani böyle bir düşüncesi yok. Bayağı ağladığını biliyoruz. Ben asker olacağım, ben asker olacağım diye. İşte önce Rüştiye'ye, sonra Mektebi İbdadiye'ye, sonra Harp Okulu'na giriyor. Kurmay Okulu'nu da kazanıp buradan çıkıyor. Kurmay Okulu'na kadar çok başarılı bir öğrenci değil. 8-10 o civarlarda. Hep de bir bahanesi var. İşte bana hoca taktı, bana şey oldu falan diye. Ama bu iş için doğduğunu o da biliyor. Kurmay Okulu'ndan mezun olduğu zaman şimdi bir seçeneği var. Genelde Kurmay Okulu'ndan mezun olunduğu zaman masa başı görevi hakkınızdır. Emel Paşa almıyor. Emel Paşa en problemin olduğu 3. orduya tayin olmak istiyor. Orada işte Bulgar çeteleriyle savaşıyor ama şimdi tabii bunu şöyle çok kolay geçiştiriyor. Oradaki Bulgaristan'ın durumunu daha yeni yeni araştırmalar, kitaplar çıktığı için oradaki durum bayağı karışık. Bayağı bir çete savaşlarına giriyor ve hiçbirini kaybetmiyor hiçbir şekilde. Çok canlarını yakıyor Bulgarların. Çok da şey yaşıyor ve öğreniyor. Tabii orada bir artık çok gençlikten, yani gençlikten erkekliğe geçişi de orada şey oluyor. 1906 senesinde Hürriyet Cemiyeti'ne, Osmanlı Hürriyet Cemiyeti'ne giriyor ve Talat Bey'le ilk burada tanışıyor. Tabii orada, o zamana kadar hürriyet düşünceleri var ama daha tabii orada oturmaya başlıyor. Çünkü bazı şeyleri görüyor. Yani ülkenin vaziyetini görüyor, ülkenin gidişatını görüyor ve bir şeyler yapılması, tüm genç subaylar gibi bir şeyler yapılması şeyi içerisinde. 1908 senesine gelindiği zaman tabii işte artık o Reval görüşmeleri başlıyor ve Reval görüşmelerinin ise en önemli kısımlarından bir tanesi, tabi bununla ilgili elimizde yazılı belge yok, var desem yalan olur. Ama bu ileriki görüş belirtmelerde mektupları birleştirdiğim zaman anlıyorsunuz ki artık Osmanlı'nın bir gücü olmadığı ve bu değerli olan topraklarının paylaşılıp kullanılması lazım. Çünkü Osmanlı'da ne yazık ki o vakte geldiğinde bir sanayi yok. Çok ciddi senelik %20, %25 arası bir düşüş açığı devamlı var. Bir üretim yok. Bunun da bir kişilik bir suçlusu var dersen yalan olur. Yani biz yok ileri gidemiyoruz. Artık borç alamayacak hale gelmişiz. Kendi ürettiğimiz her şeyin üstünde banka şeyi var diye düşünün. Yani borç alamayacak hale gelmişiz ve batmışız millet olarak. Çok acıklı bir şey. Ve artık dünya güçleri de diyor ki bunlar da biz o petrol bize lazım ve bunları parçalayalım. Yani o Reval'de görüşülenler zaten İngilizlerin söylediği İstanbul Rusların hakkıdır ve orası onlar almalıdır tarzında şeyleri var. Şimdi burada çok ilginç bir şey daha var. Mesela yaşadığı çok önemli bir olay var. İsterler ki bizler ya Enverci olur, ya Mustafa Kemalci olur veyahut Abdülhamitçi olur. Şimdi Enver Paşa benim büyük büyük dedem. Büyük büyük amcam mesela, yani tutturursam Abdülhamit amca. Şimdi ben birine düşman mı olmak zorundayım? Size taraf seç diyenlerin bu işten bir çıkarı var, emin olun. Yoksa bütün o Enver'in ve jenerasyonun okuduğu okullar hepsi Abdülhamit Han'ın zamanında yapılmış okullar. Oradaki verilen, ben bütün şeyleri, ders kitapları neredeyse teker teker okudum. Bunların hepsi şeyden Abdülhamit Han'ın elinden geçme, yani bilgisi dahilinde. Onun emekleri sayesinde şey yapılmış, bu çocuklar yetiştirilmiş. Bence yani tek problemi biraz geç kalınmış olması. Çünkü o zaman da bakıyorsunuz 2. Mahmut
ilk denediği zaman biz ileriye gidelim diye gavur dedi adama. İkinci Abdülhamit'ten başladığı vakitçe bu adamın okulları gavur okulu yaptıkçılar falan yok daha sonra. Doğmamışlar. Bu adamın yaptıkları gavur okulları gitmeyin bu adamın okullarına denmiş kadar yazılar çıkmış ve denmiş bu adam. Ona rağmen en önemli eğitim, en büyük problemi olan eğitim katılımını yapmış ve bu adamları çıkarmış. Yani şunu da ben gururla söyleyeyim. Ben Enver Paşa'nın torunu olarak Abdülhamit Han'ın bir sene söbedarlığını yaptı. Gururla söyledim her şeyi. Yani, Müslüman olmasını beklemeyin. Biz en güçlü zamanımızı hep beraber bir arada durabildiğimiz zamanlar veriyor. Onun dışına itenleri sizi bir çıkarı vardır emin olun. Burada Enver Paşa şunu yaşıyor. Bir tane biliyorsunuz. Rus büyükelçisi bir şey yapmak için, ortalığı karıştırmak için gelen bir Rus büyükelçisi ona sivil kıyafetteyken selam vermedi diye iki tane gencecik elimizi, ya kırbaçlı kırbaçıyla elindeki kırbaçıyla vuruyor. Böyle bir şey yapma hakkı yok. Ve sivil kıyafette askerlerden bir tanesi de çekiyor bu adamı, vuruyor. Oraya gönderilme sebebi zaten ortalık karıştırması. Şimdi iki taraftan da bakıyorsunuz. Bu durumda askerin silahını teslim ettiği adam Emel Paşa. O zaman tabii Emel Bey. Görüyor da olayı ve bu hemen bu adamlar tutuklanıyor. Tabii İstanbul'dan karar vermesi, ne yapılması lazım. İstanbul'dan gelen karar şu, adamları hemen as. Şimdi Emel Paşa tarafından baktığınız zaman ne kadar ağır bir şey olduğunu anlayabiliyorsunuz. Yani suçsuz iki tane tertemiz Anadolu bir tanesine asma indi var. Şimdi öbür tarafa bakıyorsunuz. Sarayda en büyük düşmanımız her zaman Rus. Sarayda şey var. Sarayda Rus'la uğraşmamız için, yani 93 harbini biliyorsunuz. Yani sarayda Rus'la birbirimize girmeyelim diye her şeyi yapmak zorunda. Başka seçenek yok. Ama Rus'la başa çıkamıyoruz çünkü. Sarayda bu olmasın diye bunların sorunlarını asın diyor. Şimdi ben size soruyorum, hangisi suçlu? Hangisi doğru? Nereden baktığınıza bağlı. Onun için bir hikaye iki tarafını da dinleyip biraz empati yapmak bazen gerekiyor. Bunları yaşadıktan sonra tabii artık Enver Paşa'nın da şey, yani Abdülhamit Han'ı bilmedikleri, görmedikleri, tanımadıkları için gözlerinde bir böyle kötü adam yaratıyorlar. Yani doğru mu? Tabii ki değil ama yaratmaları da haklı çünkü görmüyor. Habire bir toprak kaybı var, habire bir şey var, ülke elden gidiyor diye düşünüyor. Haklı da bu konuda, yani şeyde değil. Sonra işte bir dağa çıkıyor. Meşrutiyet isteriz diye. Hızlıca geçmem lazım oraları ki şey yapalım diye. Dağa çıkıyor. Tabii şöyle bir şey var. Basın sebebi İstanbul'a çağırıyorlar. Gözaltına alınacaklar. Şimdi şu da çok acıklı bir şey. O zaman İstanbul'a çağrılıyor gözaltına alınacak insanlar. Niye? Çünkü devlet işte Selanik'te devlet o kadar güçlü değil. Orada alamam diye. Yani bugün gözünüzün önüne getirebiliyor musunuz öyle bir şey? Devlet Konya'dan, İzmir'den, İstanbul'dan birisini alamayacak Ankara'ya çağırmasına. O halde, ne yazık ki. O halde yanında işte 10 kişiyle dağa çıkıyor ve şey yapıyor. Şimdi dağa çıkmayı da insanlar şey zannediyor. Çıkıp dağa efendim Niyazi Bey'le çıkıyorlar tabii. Terörizm yaptı. Yani halka şey böyle bir şey yok. Kendi erzağıyla, silahıyla dağa çıkıyor. Kovalamak istiyor, kovalasın diyor. Bunun üstüne tamam işte kabul ediliyor. İstanbul'a şey yapılıyor. Tabii ondan sonra Almanya'ya gidiyor. Ateşe şey olarak Almanya ateşe gidiyor. Bundan sonra tabii işte bizim çok sevdiğimiz 30 bin Mart olayımız geliyor. Onu da hızlıca şey yapmak istiyorum. 30 bin Mart olayı insanlar tabii sanıyor ki işte ordu geldi, saraya girdi, Abdülhamit Han'ı indirdi. Bir şey yok artık. Öyle bir yetkileri de yok. 10 gün boyunca İstanbul'da şeyin başında din evden gidiyor diye ayaklanma var. Bunu kim çıkarttı?
İttihatçılar çıkartmadı. İttihatçılar en çok ölen İttihatçılar çünkü. Abdülhamit Han yaptı dersek günahına girmiş olur. Zaten amacına da tutmuyor. Ki en son çıkan mektubunda da gördük vallahi billahi benim bir işim yoktur diyor ki ben ona %100 inanıyorum yani. Bu ordu geldiği zaman tabii dağıtıyor şeyi. Bütün buradaki ayaklanmayı dağıtıyor. O arada çok o iktidarçıları da çok fazla öldürüyorlar. Saraya giriliyor. Saraya girilmesinin sebebi tabii o güvenliğin de sağlanması. Şunu da unutmamak lazım ki o zamanki başkentin şeylerini okursanız, fezlekelerini okursanız harem kapısı, haremin içi, harem çünkü Yıldız Sarayı'nı bilenler bilir, harem en güvenli yeridir. Haremin içindeler ayrıca. Kapısında da Enver Paşa bekliyor ki bir şey olmasın diye. Çünkü içeride asker var. Yani bir onbaşının bir terin ne yapacağını garanti edemezsiniz. Yani Abdülhamit Han'ın profunu çalmış adam var. Ne yapacak? Ondan sonra tabii bir tabut işi var. Tabut tamamen farklı bir şey. Oraya giden adamların hepsine ayrı ayrı çok saygı duyuyorum. Çünkü şeyleri yok. Yani sadece cesaret de değil. O bir hakikaten farklı bir millet aşkı, vatan aşkı olması lazım. Gittiklerinde orada ordu yok, bir şey yok. Kendileri işte oranın halkından adamları toplayarak İtalyanlardan silah çalarak İtalyanları bir kilometreden fazla içeri sokmuyor. Yardım gönderilemiyor. Karada çünkü Mısır'da İngilizler var. Denizi kapatmışlar İtalyanlar. Zaten deniz gücümüz yok. Ne yapacak bu adamlar? Görünmez kılıklarla gidiyorlar oraya. Hiçbir şekilde yani devlet, hükümet uyarıyor. Yakalanırsanız tanımıyoruz sizi diyor. Ona rağmen gidiyorlar. Çok güzel orada şemsiyeleri toparlıyorlar. Kök söktürüyorlar şeye. Para kalmayınca şunlar da var. Yani şunu da söylemek lazım. Oraya gittiği zaman sadece şey olarak tanınıyor. Halife'nin damadı olarak tanınıyor. Onu da kendisi de yazmış yani. Bu benim için büyük bir gururdur. Bu şeye layık olacağım diye. Bazı için ben ilk okuduğum üniversite iktisattı. Çok güzel bir şey yapıyor. Orada benim aklıma gelebildiğini bilmiyorum. Bir güven sağlıyor. Kağıt para basıyor. Şimdi kağıt paranın üstüne Osmanlı şeyi basamazsınız. Çünkü hükümet sizi orada olarak tanımıyor orada olduğunu. Kendi resmi var üstünde. Oranın bir komutanı o çünkü. Halktan altın topluyor. Karşısında kağıt para veriyor. Ve aradaki çıkan farktan da silah alıyor. Yani ona güvenin en büyük bir şeyidir bu. Tabii ondan sonra bir Balkan Savaşı başlıyor. Balkan Savaşları ayrı bir Türkiye'nin en büyük problemlerinden biri ordusunun modern olmaması. O zaman başlıyor vakit. Yani şöyle. Başınızdaki komutan hala bilgisi Napolyon zamanında. Bir örnek vereyim size. Napolyon zamanın teknolojisiyle o silahların doldurup ateş edilme süresi içerisinde düzgün zamanlamasında yapılmış bir süngü hücumunu hiçbir şey engelleyemez. Ama bunu 1910 senesinin teknolojisi tüfeğe yapmaya kalkarsanız hiç hoş olmaz olacağını. Çünkü birinin tekrar doldurulması belli bir süre alırken öbürü şarj olur. Anlatmama gerek yok. Ordumuz düzgün de hazırlanmadığı için ordu kaçtı. Yani Bulgar'dan kaçtık. Ordu da kaçtı. Yani Mehmetçiğe bir şey demek istemiyorum tabii. Ama şeyimiz ne yazık ki bu durumda. Mehmet Paşa'nın yaptığı en büyük olaylardan biri Harbiye Nazırı olduktan sonra zaten orduyu modernleştirmesi. Yani bu Napolyon taktiğine zamanla takılmış kafa yapılarının hepsini emekli etti. Hepsini. Yani bugünkü modern ordunun kuruluşu o zamandan başlıyor. Tabii notlarımı da kontrol ediyorum bu ara. Bu ara şeyimiz de var. Artık
açmışlar, Edirne'ye kadar gelinmiş ve şey olmuş, Edirne'nin Fatih denmesinin olayı olur, çok güzel. Ben diyor Edirne'ye gideceğim, kurtaracağım, ben de giden gelsin. Ya hükümetin şey vermesi lazım ama, karar vermesi lazım. Kendi, yani Enver Paşa'nın üstüne en çok kalan şey kafasına göre hareket. Enver Paşa yaptığı her hareketi meclise hesap vermek zorunda. O zaman meşrutiyetin hiçbir anlamı kalmaz vermek zorunda. Hepsi. Yani burada ben diyorum, ben gidiyorum, Berat Paşa arkadan emri gönderiyor. O hızlı davranışı sayesinde zaten biz girip alabiliyoruz alanlar daha oturmadan Edirne'yi. Edirne'yi kaybetme lüksümüz yok. Edirne İstanbul gibi, İstanbul'un Medine gibi şeyin Osmanlı'nın vazgeçilmezlerinden biri. Bu esnada tabii ki de şey var. İşte Edirne versek mi, vermesek mi? Şu da çok güzel karıştırılıyor. Abdülhamit Han hale girdikten sonra hep başta İttihat Terakki vardı diyor. Hayır yok. Edirne yani Bulgar 1. Balkan Savaşları'nda falan Asgar Zabitan'ın başa getirdiği Kamil Paşa'nın hükümeti var. Kamil Paşa'nın hükümeti Edirne'yi vermeyi planlıyor ve bunun üstüne Kamil Paşa'nın da oraya nasıl getirmiş Asgar Zabitan sopalarla bir evvelki hükümeti düşürdü. Yani yaptığı şey aslında özünde bir darbe. Şimdi Babari baskınına darbe demenin yanlış olduğunu düşünüyorum ben. Onu da sizinle neden olduğunu paylaşayım. Darbeciye darbe yapınız. Şöyle söyleyeyim size. Şimdi 15 Temmuz gibi keyifsiz bir şey yaşadık. Allah korusun bu adamlar başarılı olmuş olsaydı biz oturup bekleyecek miydik? Bir şey yapacak mıydık? Bir şey yapmış olsak ve bunlar bir alaşağı etsek biz darbeci olacaktık. Yapılan şey aynı. Onun için ama ben darbe demiyorum. Darbe tanımına da doğru oturmuyor. Çünkü o anda başta olan hükümet seçim hükümeti değil. Halaskar Zabitanlı'nın elinde sopalarını zorla yaptığı bir şey. Hükümeti zorla istifa ettiriyorlar ve kendi hükümetlerini kuruyorlar. Tabii bu esnada şey Mahmut Şevket Paşa. Yani Mahmut Şevket Paşa'yı iddiatçıları öldürdü diyorlar. Artık buna gülüyorum ben. Kusura bakmasın yani. Hani niye böyle bir şey yapsınlar? Mahmut Şevket Paşa'yı aslında Adliye Nazırı olacak bu ama ona suikaste uğradıktan sonra bu iş Enver Paşa'ya kalıyor. Enver Paşa'ya kalmasının sebebi de şu. Kendi başına oturmuyor oraya. O ordunun içindeki askerler seçiyor. Yani İnönü'nün söylediği de o seçildi. Hepimiz de memnun olduk diyor. Yani kimsenin bir zorla getirdiği veya bir şeyi yok. Şimdi tabii Naci Sultan'la şeyi var. Bir nişanlanma şeyi var. Şunu da anlatayım size. Şimdi herkes saraydan o zaman herkes saraydan kız isteme lüksüne sahip. Yani veliyette alacağınız cevap çok hoşuma gitmeyebilir ama öyle aklımız var. Sarayda da şu var. İnsanlar onu iyi anlamalı. Yani evlenme yaşı geldiği zaman genç kızın ona evet evlenmeye zorluyorlar ama kimle evleneceğini kesinlikle zorlama gibi durumları yok. Yani Enver Paşa tarih olduğu zaman bununla evleneceksin demek hakkı yok kimsenin. Naciye Sultan seçti zaten Enver Paşa'yı. Tabii seçtiğinde 14 yaşında ve 3 sene daha 10 yaşını doldurana kadar beklemesi lazım. Bekliyordu ve şey çok güzel. Ne hayaller. Çok işte Anadolu, temiz bir Anadolu çocuğu. Hayal içinde o Naciye diye. Şey mektupları okuyabilen varsa görmüştür. Şeyi çok güzel. Heves içerisinde hayalleri var vesaire. İlk tanıştıkları zamanla Enver Paşa apandisit ameliyatı olmuş. Hasta yatıyor. O ara tanışıyorlar ve bütün hayalleri tabii Enver'in suya düşüyor. Yani şey apandisit almış. Ah diye yatarken görüşüyorlar. Evet yani bu şey olarak başlamıştır. Enver Paşa'nın yükselmesi için yapılmış bir hareket. Bunun tersini iddia etmek olur ama bir kere olduktan sonra birbirlerini çok seviyor. Enver Paşa'nın Naci Sultan'ı çok seviyor. Naci Sultan biraz Enver Paşa'ya küskün. Çünkü tabii o ailesinin babası olmasını istiyor. Ama Enver Paşa'nın öncelikle her zaman ülkesi. Şimdi bundan sonra şey kısmı başlıyor. İkinci Dünya Savaşı kısmı başlıyor. Burada tabii çok propagandamız var ve çok eksiğimiz var.
bir kere Birinci Dünya Savaşı'na biz gireceğimiz zaman en büyük düşmanımız Rus. Bunu unutmayın şimdiden. Rus bizi çok çektirdi. Ve yenemeyiz de bu adamları o zaman. Ne yazık ki kendi başına destek olmadan. Rusların durumunu bilmek lazım. 1905'te Japon savaşları var. Çünkü ticaret yapmaları lazım. Japonlar bunları duman ediyorlar orada. Bütün gemilerini batırıyorlar ve dalga geçer hale getiriyorlar. Ruslar şunu diyor. Aşağı tarafa gideceğiz. Ya İstanbul'u alacağız ya da İskenderun'u alacağız. Başka yolu yok. Biz tabii bu başladığı zaman Ruslarla konuşuyoruz. Adam yine koymuyorlar. İngilizler aynı şekilde. Cemal Paşa Fransa'da kendiyle konuşacak adam bulamıyor. Almanlar da kabul etmiyor. Niye kabul etmiyorlar? Çünkü maddi olarak ve askeri güç olarak yani silahlanma olarak adamlara yüküz o anda. Yani bu ne yazık ki gerçek. Ne paramız var, ne silahımız var, hiçbir şeyimiz yok. Sadece göğsümüzdeki imarımız var. Bu da yani yettiğini de savaşın sonunda görüyorlar zaten de o ayrı bir konu. Biz İngiliz'e dediğimiz zaman yani Rus anlaşmadığı sürece bizimle şey olmadığı sürece biz Rus ne derse onu yapmak zorundayız. Çünkü İngiliz'in de Alman'a karşı bir kara kuvvetine ihtiyacı var ve onu da Rus'u seçmişler. Savaş başlıyor. Bizde hala ortada bir şey yok. Savaşa girelim diyen var, girmeyelim diyen var vesaire. Batı tarafında işler artık durduğu zaman Almanlar bizimle konuşmaya başlıyor. Diyor ki çünkü başka cepheye ihtiyaçları var. Şunu da arada ekleyeyim. Emel Paşa Alman hayranı diyorlar. Ben bunu kabul etmiyorum. Kendi mektuplarını da çok net bir şekilde yazmış. Bu Almanlar diyor kendilerinden başka. Bu da Almanya'da ateşe militerken daha seneler evvel. Almanlar kendilerinden başka hiçbir şey düşünmüyor. Bunlara hiçbir şekilde güven olmaz. Çok net mektupta yani orijinalini kendim okudum. Tercümesi de Murat Bardakçı'nın Nacihan Sultan Efendi'nde var. Almanları, buradaki Alman komutanı heyeti ondan da ona da anlatayım hızlıca nefret ediyor. Çünkü ondan evvel geldikleri zaman direkt olarak Alman Genelkurmayına bağlılar. Emel Paşa buraya geldiği zaman diyor ki bu adamları ya geri alıp ya da bana bağlayın. Şimdi 70 küsur yaşındaki İmam Konstantin'in oğlu yaşındaki adamdan emir alması tabii adamın ağırlar gidiyor. Ondan sonra iyi bir şey söylemesini bekleme. İmam Konstantin'in yazmış hiçbir şeye burnumuzu sokmamıza izin vermediler. Kendi günlüklerinde yazılı. Onun dışında da İmam Konstantin'in günlüklerini okuyan Emel Paşa da işte bana bu söyledikleri yani doğru şeyleri yazmış ama bana söyledikleri nedeni ona istediği gibi at koşturmadığım için. Buna rağmen bu kadar Almanların da Enver Paşa'ya karşı olan bir şey var. Çünkü onların gözündeki Türk askeri gibi değil. Onların gözünde tabii 50 sene, 60 sene evvelinin daha az disiplinli asker modeli var. Enver Paşa ona uymuyor. O zaman ki o jenerasyonda hiçbir zaten Abdülhamit'in genç askerlerinin hiçbiri uymuyor. Onun için hayranlık falan yok ama Almanlar o zaman en güçlü ve en gelişmiş kara olur. Yani bu da bir gerçek. Devam edeyim. Anlaşma, biz bu adamlarla anlaşma yapmak konuşması içerisindeyiz. Ve işte git yerler sonunda bu adamları padişahın iznini aldıktan sonra bu adamlarla bir anlaşma yapılıyor. Ama haberi yok bilmem ne falan. Hepsi yok. Herkesin haberi var. Gördük zaten. Belgeleri ortada. Anlaşma yapılıyor. Bu anlaşmadan sonra bakın çok önemli bir şey var. Artık iş savaşa girmeye gelmiş. Bu Alman gemileri bize dayanıyor. Çok ince bir şey var şimdi burada. Demin anlattığım sistemin üzerinden gelmeye çalıştım. Almanlar tabii baktılar bizimkiler savaşa girmeyi uzatmaya başladı. Çok güzel bir hareket yapıyorlar kendilerince. İki tane gemiyi gönderiyorlar. Arkasında birkaç tane İngiliz gemisine saldırdıktan sonra Çanakkale Boğazı'na dayanıyor bu adamlar. Alman Büyükelçisi koşa koşa Enver'e gidiyor. Diyor ki işte iki tane gemi var arkada
şey yapılıyor, kovalanıyor. Bu adamları içeri al. Şimdi diyor ki Emir Paşa, sadrazama sormam lazım. Ama yani Çanakkale'de o anda artık savaş var. Yani adamlar kovalıyor. Ve çok net bir haber geliyor onların Soşon'dan, o baş belamış Soşon'dan. İstiyorlarsa Türk tarafı üstüme ateş atsın. Ben yine de içeri gireceğim. Şimdi zar zor bir anlaşma yapmışız. Yoksa öbür türlü Ruslar, Rus çarlığıyla kafa kafaya kalacağız. Burada bir seçim yapmak zorundasınız. Ya bu adamları içeri alacaksınız. Ya bu esnada tabii İngilizler bizim gemilerimize el koymuş vesaire. Ya da almayacaksınız adamları, haydi başa döneceksiniz. Ama şunu da unutmayın, çok ince bir detay var. Bu daha 2010 senesinde falan ortaya çıktı. Almanlar biz savaşa girmeyi uzatıyoruz diye Ruslarla görüşmeye başlıyorlar. Ruslar çünkü İngilizlere güvenmiyor. Rus çarlığıyla Alman İmparatorluğu'nun yapacağı bir ortaklık bizim için sonun son. Kimse kimseyi kandırmaz. Başa çıkamaz. Bunu da göz önünde bulundurduğunuz zaman o an bir karar verilmesi gerekiyor. Gemileri içeri al veya alma. Emel Paşa da gemileri içeri almaya karar veriyor. Şimdi kimi insanın şey görüntüsü var. Sanılıyor ki sabah gemiler geldi. Akşam gitti, Rus şeylerini bombaladı. 3,5 ay bekliyor iki gemi. Meclisin karar vermesi lazım çünkü. Yoksa bir kişinin kararıyla olmaz o iş. Meclisin kararı vermesi lazım. Biri Pendik'te, biri İstinye'de 3,5 ay bekliyor bu gemiler. O arada mecliste görüşmeler var vesaire şeyler var. Ve gemileri biz satın aldık diyoruz Almanlara. Affedersiniz İngilizlere. Şey, benim hakkım bu. İstersen alır, kimseye bir hesap vermek zorunda değil. Bu esnada Ruslar Boğaz'ın bir tarafına, İngilizler Çanakkale Boğaz'ın etrafına mayın dökmeye başlıyor. Şimdi bilmeyen olabilir, bu açık savaş sebebidir. Bizden savaşa falan girmedi. Adamlar mayın döküyor. Yani şu anda gözünüzün önüne geliyor mu Boğazların ötesine mayın döşen diye. Savaş demek. Ona rağmen biz işi şey yapıyoruz. Ama artık Rusların Almanlarla görüşmeleri, Almanlar Ruslarla görüşmeye de başlıyor. Ve artık bir yerden sonra şu oluyor. Enver Paşa diyor ki, bir tane kapalı emir veriyor. Bakın burada da çok ince bir şey var. Kapalı bir emir veriyor Soşan'a. Harbiye Nezaretinden o kapalı emri açın diye bir şey var. Emir gitmesi lazım. Bakın bu emir hiçbir zaman gitmiyor. Gitmemesine rağmen Soşan o emri açıyor. İçinde evet saldırı emri var. Ama o emiri uygula emri gelmemiş daha. Soşon'un kendi günlüklerinde Türklere ateşe attığını dediği an bulur zaten. Yani öyle bir raddeye gelmiş ki artık geri gidişi yok. Ben girmem derseniz yine bu sefer Rus'la Alman'ın birleşmesini göz önüne almak zorundasınız. O kabul edilebilir bir şey değil. Bundan sonra tabii cihat çağrısı yapılıyor. Şey, şunu da söylemek isterim, onu da unutmayalım. Bunu da Sayın Altay Cengiz Erdoğan öğrendim. Çok ince bir detay var. Size savaşa girmezseniz diyor, bize bütünlüğümüzü verin. Yani garanti edin, savaş sonu devlet topraklarının bütünlüğünü garanti edin, ben savaşa girmeyelim diyorlar, diyoruz. Çok güzel bir uyanıklık yapıyorlar. Diyorlar ki Antat olarak, yani bir grup olarak size şey veririz, garanti veririz. Peki Antat dağılınca ne olacak? Yani işte Rus, İngiliz, Fransız birliği diyor ama Rusya, İngiltere ve Fransa yazmıyor üstüne. Yani savaş bitti, Almanları yendiler, dağıldılar, anlaşma bitti. Fransa daha da güzelini söylüyor. Bunlar Türk diyor, bunları adam yerine koymaya gerek yok. Verin sözü, sonra zaten bunları öldürmüştür. Yani bunlarla uğraşıyor. En son artık seferberlik başladığı zaman Emel Paşa Rus dışişlerine yazıyor. Diyor ki, seferberlik başlamış Alman seferberliği. Siz Rusya olarak sadece bana toprak bütünlüğüne şey yapın, şu andaki buradaki bütün Almanları evine geri göndereceğim. Daha ne desin? Ona daha gitsin. Yani şimdi artık bu şeye geldikten sonra savaşa girmek kaçınılmaz oluyor. Mustafa Kemal Paşa savaşa girmeye karşıydı falan filan diyenler var. Yani üç ay bir yerde söylüyor. O savaşa girmek zorundayım diye. O kendi amaçlarına kullanmaya çalışanlar da var. Yapmasınlar.
Şimdi bundan sonra Sarıkamış kısmı var. Ben size bir arkadaşımı tanıştırmak istiyorum. Sarıkamış'ta kendisi savaş tarihi uzmanı. Sarıkamış'ın da benden daha iyi biliyor. Alkışlarınızı lütfen Süleyman Bey'e gittiğiniz buraya davet edin. O size anlatsın, devamlı ben şey yapacağım. Ben de sizin gibi şaşkınım. Ben dinleyici olarak geldim için yaptım ama bu kalabalığı görüp bu nazik teklifi geri çevirmek olmaz diye düşünüyorum. Tabii konuşmanın başından beri şöyle bir dinlerken şunu hissettim. Sürekli bir sanki savunma durumunda gibi Enver Paşa'nın yaptıklarını. Aslında liderler yaptıklarını, savunmalarını daha sonra yaparlar fakat Enver Paşa'ya ne yazık ki 41 yaşında kaybettiğimiz için bu süreci yaşayamadık. Artık o da Burak Bey'e kaldı herhalde. Öyle diyelim. O kısmına da o yüzdendi. Ondan bu kısmını dinleyeceğiz. Şimdi Sarıkamış hadisesi benim gevezeliğimi de verirseniz bu çok uzayıp gidecek bir meseleye dönüş. Fakat ben de kısaca madem davet etti, Sarıkamış kısmından bahsetmek istiyorum. Sarıkamış Harekatı Türk askeri tarihinin gördüğü ender muharebelerden bir tanesidir ki bizzat yeni kurulan bir ordu modelinde başkomutan tarafından yönetilmiş bir harekat. Cephenin tamamını şu şekilde size izah edeyim. Artvin'in Topa ilçesinde güneyde Çölemelik Hakkari dediğimiz bölgeye kadar Erzincan'la Sivas arasındaki Kansa Boğazı'na kadar yani 350-850 kilometrelik bir cepheden bahsediyorum. O Giresun'da dahil olmak üzere. Cephe bu. Sarıkamış diye bahsettiğimiz için de 22 Aralık'la 5 Ocak arasında sürecek kısa bir tarih. Yani Sarıkamış Harekat dediğimiz aslında bu. Aslında cephe 1918 diyelim yine 4 sene süren cephenin içerisinde 15 günlük kısmını size kısaca anlatmaya çalışıyorum. Az biraz daha geriye götürüp 1877-78 hepimizin bildiği 93 Harbi ile beraber savaşta başarısız olduk. Ruslar bize dediler ki bu kadar milyon frank borcunuz var. Kasa tam takır olduğu için parayı ödeyemeyince ne yaptık? Kars, Ardahan, Batum, Elbiye, Selase'yi Ruslara savaş tazminatının bir taksidi olarak verdik. Oradaki Türkler, Kars, Ardahan, Batum bölgesinde yaşayan Türkler kaça kaçla Anadolu'ya geldi. Belki ailelerimizin içerisinde kaça kaçla gelenler vardır. Sürekli 1914'te Enver Paşa'ya, 1912'de mektuplar geliyor. Artık bizi bu yaklaşık 40 yıla varan esaretten kurtar. Biz ana vatana bağlanmak istiyoruz. Sınır neresi biliyor musunuz? Bugün Kars'la Erzurum arasında Sarıkamış'la Kazman ilçelerinin ortasında kalan Köpek Köyü'nde de sınır kapısı var. Sınırımız orada. Eğer ki 1914'te Osmanlı haritasıyla internete rastgele yazarsanız o kısmın Ardahan, Artvin, Batum kısmını bizden nasıl koparmış olduğunu göreceksiniz. Çok fazla uzatmadan düşmanımız Ruslar. Ruslar güneye gitmek istiyorlar biraz önce bahsetti. Biz de Kafkasya'ya gitmek istiyoruz. Belki bugün birilerinin zoruna gidiyor olabilir ama evet Turan'a gitmek istiyoruz. Belki Orta Asya'daki Türklere gitmek istiyoruz. Belki Kars Ardahan'daki Türkleri kurtarmak istiyoruz. Ama biz Osmanlı ordusuyla beraber belirli bir yol kat etmek istiyoruz. Burası bir gerçek. Ruslar 1905'te yine biraz önce söylediğini aktar. Japonlara kaybedince orduyu sıfırdan yaptılar. Eski orduyu attılar, 1905'te yeniden bir ordu yaptılar. Biz Balkan Savaşları'nı kaybedince Enver Paşa diyor ki 72 yaşında teğmen rütbesinde adam var. 72 yaşında bugün caminin duvarında oturuyor. 21. yüzyıldan bahsediyoruz. 1900'lerde 72 yaşında alaylı teğmen rütbesinde ordu adam var. Sonra diyor ki Balkan Savaşları'nda başarısız oldu. Nasıl bir başarı bekliyordun? Hangi ordu? 72 yaşındaki adam hangi böyle hangi birliğe komut edecek?
bizim 1913'te yapmaya başladığımız oradaki modernizasyonu 1905'te yapmışız zaten dostlar. En büyük düşmanımız. 1801'de Gürcistan'ı ele geçirdiği günden itibaren 1827-28 Kırım Harbi, 56-77-78 90'lar ve aradakileri de saymıyorum. Bir yüzyıl boyunca adamlarla savaştık. Hesap 1914'e geldiğinde Şuşon meşhur işte emri uygulayıp Karadeniz limanlarına baskın yapınca şunu da söyleyeyim. Yeni Dünya Savaşı'nda açılan ilk cephe Çanakkale değil, Kafkas cephesidir. 29 Ekim'de tabii gelip bugün işte Allah korusun bir limanımızı bombalasalar, Sinop'u, Samsun limanını bombalasalar ne yapacak? Türk ordusuna gidip karşılığını verecek. Rusların biz limanını bombalayınca Ruslar da 1 Kasım'da bugün Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinden sınırı geçtiler. Doğubayazıt'tan yani İshakpaşa Sarayı'nın olduğu bölgeden sınırı geçtiler. Ahmet İzzet Paşa'nın olaydan 5 Kasım'da haber oldu. Erzurum'a doğru yürüyorlar. Erzurum'daki Samsun için de şöyle bir önemi var. Bunu da unutmadan söyleyeyim de. Belki laf kalabalığının arasına gelir. Mesela bugün askerlik görevinizi ifa etmek istediğinizde ne yapıyorsunuz? Edirne'de de yapabilirsiniz. İzmir'de de, Kıbrıs'a da gidebilirsiniz. Fakat o dönemde şöyle. Asker alma bölgeleri askere gideceğiniz yerde. Yani 10. kolordu. Samsun ve çevresinden asker alıyor. Eğer Samsun'uysanız 10. kolordan askerlik yapıyor. Yani şöyle bazen kırlarla muhatap kalıyorum. Hatta geçen bir şey yazmıştım. Samsun'luyum ama niye dedim Çanakkale'de değil diyorsanız dedeniz Kafkas'taydı çünkü. 10. kolordu. Samsun, Sivas, Tokat bölgesinden asker alıyordu. Dedeniz Sarıkamış'a gitti. Erzurum 9. kolordu. Erzurum ve çevresinden asker alıyor. 10. kolordu da Sivas, Kayseri, o meşhur ağaçta olduğu üzere işte Avşar ovalarının işte şeyler nasıl kırıldığını anlatan o ağaçta olduğu üzere Kayseri, Sivas, Tokat, Samsun bölgesinin 20 yaşındaki askerlerin 10. kolordu ile beraber Erzurum önlerine gitmişti. Çok uzatmadan cephede 5 Kasım'da başladı. Köprüköy'ünler ile büyük bir muharebe verdik. Yine Türk askeri tarihinin ender muharebelerinden bir tanesidir. Bugün bazıları her ne kadar savaşın kazananı yok dese de Türk ordusu kazandı. Rusları geldiği istikamete doğru, Kars istikametine doğru biraz daha gittik. Arkasından bir de Azapköy muharebelerinde birazcık daha geriye gittik. Yani Sarıkamış'a doğru yaslanmış oldular. Bölgede 10 sene yaşamış olarak yaşamış birisi olarak söylüyorum bunu. 29 Ekim'de her türlü kar yağar. Yani 11 sene bulundum, sadece 2 sene yağmadı. 9 sene boyunca her 29 Ekim'de kar yağar. Yani 15 Ekim'den sonra geceyi dışarıda geçirseniz ölme ihtimaliniz bugün dahi vardır. Ekim ayından itibaren kulakta donma, burunda donma, kulak düşmesi, gece dışarıda nöbet tutan askerde hipotermi vakaları görülmeye başlamış. Köprüköy muharebelerinde 18 Kasım'da ismini hatırlayamadım, bağışlayın. Tarif ablayın bir tanesi şöyle yazıyor, diyor ki çadırın önünde nöbet tutan askerlerin çadıra yaslanmış şekilde acaba mum ışığından bir umut alma hevesiyle çadırın üzerine donarak şehit olduklarını diyor. 18 Kasım 1910. Enver Paşa'nın cepheye gelmesine 9 Aralık işte hesaplayın o kadar fark var. Savaş devam ediyor. Örneği şöyle vereyim. Enver Paşa Sarıkamış'a harekat yapmaya mı geldi? Bitti tabii. Hayır. Bugün Genelkurmay Başkanı'nı görüyoruz. Diyor ki Genelkurmay Başkanı Rize'deki birlikleri denetliyor. Değil mi? Biniyor helikoptere gidiyor. Birlikleri denetliyor. Enver Paşa da bindi gemiye. Geldi. Kafkas cephesindeki birlikleri denetliyor. Fakat şöyle bir şey oldu. 13 Kasım'da Bezme Ali, Mithat Paşa, Bahri Ahmet diye 3 tane gemimiz içerisinde yaklaşık 200 bin üniforma, top mermisi, çok sayıda otomobil, 200'e yakın personeliyle beraber gelen 3 tane gemimiz Zonguldak'a çıkardığında maalesef vapur batırıldı. Bunların hepsi Erzurum'a, Kafkas cephesine ikmal götüren gemiler. Gelseydi ne olurdu? Ruslar da. Şöyle, Burak Bey'in biraz önce bahsettiği Kobe ya da işte bildiğiniz isimle Yalık. Saatte 18 mil hız yapıyor. Üzerinde çok o büyük şartlarda inanılmaz bir makinesi var. 18 mil yapıyor. Rusların
Karadeniz'de en hızlı yol alan gemisi İmparatoriçe Maria 13 mil yapabiliyor. Babel bize geçer geçmez Karadeniz'in bütün hakimiyetini biz alıyor. Normal şartlarda ne yapması lazım? İşte bu Harbiye Nezaretinin burada büyük bir hatası var. 3 tane gemiyi götürüyorsan yandan da Yavuz ona mihmandarlık yapması lazım. Yapmıyor. Kafasına göre çıkartıyorlar. Zonguldak açıklarında Zonguldak'a bombalamaya gelen ekip tarafından, Rus donanması tarafından bakıyor. Zaten Sergamış orada bir defa 13 Kasım'da suya gömülmüş. Bu esnada Samsun ve çevresinden diye bahsettiğim 10. kolon henüz cephede yok. Seferberliğini tamamlayamamış. Yani köprücü azap muharebeleri devam ederken Samsun, Tokat, Sivas'tan toplanan ordu hala yolda yürüyor. Ayaklar patlamış, ayaklar kan devam içerisinde cepheye doğru gidiyorlar. Enver Paşa cepheye gidiyor. Azap bir muharebeler bitmiş. Bölgede kış tüm artık muhteşemliğiyle devam ediyor. Kış kopmuş, fırtına kopmuş. Enver Paşa geliyor. Bir tabi başkomutan gelmiş. 3. Ordu Komutanı da Harbiye'den hocası Ahmet İzzet Paşa. Geliyor. Diyor ki paşam bir manevra yap. 10. kolorda yeni geldi bir manevra. Ruslar arkadan bir dolanalım. Rusları burada imha edelim. Ruslar bizim birazcık daha güçlü çünkü. Tabi şimdi Kafkas ordusunun yapısını anlatırsam birazcık uzun gider ama Ruslar 3 kolordu bırakıyorlar karşımızda. Biz savaşa girmezsek Kürdistan kolordunu bırakıp diğer hepsini Alman cephesine sevdirecekler. Onlar da biz onlara savaş açmayalım diye dua eder pozisyonlar. Önce Almanların işini halledip sonra cephesine. Enver Paşa diyor ki hemen bu Oltun'un üzerinden bunu yap. Ben de diyor buradayım. Ben de izleyeyim. Şayet kalırsam harekatı izler. Olmazsa İstanbul'a dönerim. Köprüköy'de Erzurum arası herhalde bugün 90 kilometre falan Anayolu üzerinde eğer gideniz varsa Köprüköy'ü karargahta bunu görüştüğünü yapalım. Enver Paşa Erzurum'a dönüyor. Arkadaşlığından bir mektup Hasan İzzet'ten ben istifa ediyorum. Yani biraz önce söyledim. Niceye Genelkurmay Başkanı gitti. Birliği denetledi. Dedik işte harekata başla. Arkasından 2 gün sonra dedik istifa ettim. Enver Paşa harekat yapmak için gelmedik Kafkas cephesine. Birlikleri denetlemeye geldi. Ve neden şunu soruyor. Diyor ki karşındaki Rus ordusu çok güçsüz. Yani sen neden bu kadar güçlü bir kol orduyla Köprüköy'de bir türlü söküp atamadın? Niye sen 13-14 gün boyunca bununla uğraştın? Kaldı ki 1905-1903 rakamlı tepede birkaç kişi de idam etmek zorunda kaldı. Enver Paşa geliyor arkasından meşhur Hafız Hakkı geliyor. O da damatlandır, saray damadı. Hafız Hakkı Paşa'nın rütbesi düşük, Enver Paşa'ya geliyor, ondan önce geliyor hatta. Gelirken Bayburt'ta yolda ölen hayvanları vesaireleri ısrar ediyor. Diyor ki, bu Ahmet İzzet Paşa'yı da istemiyorum, bu Polordu komutanlarını da istemiyorum, bu harekatı yapmamız lazım. Adam bir anda harekata karşı çıkan adam Erzurum'a gelip görünce harekata karar veriyor. Bu esnada Enver Paşa'yı kandırıyorlar. Nasıl kandırıyorlar? Ne kadar donanımlı, güzel giyimli asker var, karşısından geçiriyorlar. Askerin ama kıyafeti yok. Erzurum'a gelen cebinde parası olan Erzurum'un yerel kıyafetlerinden almış vesaire. Enver Paşa 18 Aralık'ta bir emir yayınlıyor. İçinizde bulunduğu, ateş eden evrakını okumuştum, içinizde bulunduğu yolun farkındayım öncelikle. Fakat bir işe çıktık. Bu işi başaracağız. İki tane eldiven olan birini arkadaşına versin. İki eldiven olan birini arkadaşına versin. Harekat emri verilmiş çünkü. Enver Paşa olayın farkına vardığında iş işten geçmiş. İçerisinde işte bu Samsun 10. kolordu için söylüyorum. Bu bölgeden giden kolordunun içerisinde henüz bir tane bir el atış açmamış asker var içerisinde. Hepsine diyor birer tane tabancayla birer tane de manzel atışı yaptırın birere. Mermi gelmemiş çünkü mermiler de battı. Zonguldak açıklarında hepsi. Sağ taraftaki düğmeler, üniformayı düşün. Sağ tarafta kullanılmayan düğmeler, sol tarafta eksikleri tamamlayın. Arkadaşınız veya üniformada eksik varsa düğmeler de oradan alın. Ayakkabılarınızın içine diyor, o koyduğunu biliyorum. Bulabilenler muhtarlara haber salın, içerisine koyun postu koyun.
Aslında durum bundan, fakat harekat emri verilmiş. Harekat 20 Aralık'ta başlayacak. Tabii hazırlıksız olduğum için bağışlayın, harita yok. Şöyle izah edeyim. Ruslar Aras Nehri'nde nehir üzerine birikmişler. Başlarında General Bergman diye bir adam var. Çok dünya umurunda olan bir adam değil. Burada Allahu Ekber dağları var. Ruslar burada. Biz buradayız. Buradan Enver Paşa böyle dolaşıp arkalarına inecek. 11. kolonu karşıdan karşılayacak. Hafız da arkadan gelebilirse, gelse zaten olay bitecek de, Hafız Paşa da arkadan gelirse bir baktım Rus'u imha edecek. Efsane. Bambaşka şeylerden bahsediyoruz şimdi. Olsaydı. Olsaydı da tarih olmaz. Başka mesele ama harekat planı bu. 29. Tümen Komutanı hatıralarında diyor ki 21 Aralık'ta yanımızdan geçtiğinde Paşa diyor, üzerindeki paltosunu çıkartmış, ceketle yürüyor. Hava o kadar güzel. Çok zordu yani. 1950 metre rakımda bahsettiği köy 1950 rakımda. 1950 rakımda öyle bir hava çoktu. Ama Allah'ın işine bakın ki harekatın başladığı gün sanki her şeyi böyle ayarlamışsın gibi. Terlemek diyor, karın üzerinde ceketlerimiz çıkar. Enver Paşa üzerinde ceket olduğu halde yanımızdan geçti gitti. 9. kolonunun mihmanlarıyla, mevcutuyla beraber. Enver Paşa, harekat şu, Enver Paşa 9. kolonuyla Sarıkamış'ı biliyorsanız eğer ormanın içine girecek. Hafız Akif Paşa oltuyu alacak. Ormanın arkasından Allahu Ekber geçip inecek ormana. 11. kolordu da Aras Nehri'nin orada karşısında düşman var gibi oyalayacak onlar. Diyor ki arada bir saldır, geri çekin. Yani kış muharebesi nasıl olursa öyle olacak. 21 Aralık'ta harekat başlıyor. Yani emir yürüyüşü başlıyor. Her şey birlik güneşlik. 22 Aralık'ta da fena değil. 22'yi 23'e bağlayan gece fırtına kopuyor. Türk askeri tarihin en hızlı yürüyüşüdür. 9. kolordunun yürüyüşü. 19 saat içerisinde Enver Paşa önde olduğu halde 9. kolordu komutanı İhsan Latif yanındaki Almanlarla beraber Sarıkamışlı ormanın içine giriyor. Bu da tabi Hafız Akif Paşa'ydı. 10. kolordu komutanı yapıyor, yani Samsun ve çevresine giden kolordunun komutanı. 24 Aralık'ta oltuyu alıyor. Normalde diyor ki ona emri şu: oltuyu al, beklemeden yanıma gel. Ormanın içinde bekliyorum. Arkaya düş. Seni görünce ben ormandan ineceğim, sen de arkadan gelecektin. Sarıkamış'ı alacak, inecek. Aras Vadisi'nde Rus'u imha edecek, olayı bitirecek yani. Olay bu, çok abartmaya gerek yok yani. Harekat bundan ibaret. Hafız Hakkı albay rütbesinde o günlerde 7 Ocak'ta taşı olacaktır. Hafız Hakkı oltuyu alıyor, oltuda bir mahkeme kuruyor. Enver Paşa ormanın içerisinde bekliyor. Bel hızasında karın içerisinde bekliyorlar. Asker kaçaklarını yargılıyor. İdam ediyor. Bu esnada 31 ve 32. tümenler arasında yanlışlıkla bir çatışma çıkıyor. 2500 askerimiz şehit oluyor ortada. Yine Türk askeri tarihinin en korkunç olayı. 1991 senesinde Güneydoğu'da da maalesef yaşandı bir 13 şehit vermişti. Benzer bir olay. Bu 6 saat süren iki tane en seçkin, işte biri Sivas, birisi de Tokat bölgesine gelen iki tümenin çatışması. 2500 yakın askerin şehit oluyor. Hafız Akif Paşa burada tabii olayı unutmuş. Ardahan istikametinde çekilen Rus öncüsü, yani oltuyu aldık, oltuyu kurtardık. Oradan kaçan Ruslar da Ardahan'a gidecek. Başka gidecekleri yer yok. Onların arkasına adam gönderiyor. Artçılara. Enver Paşa diyor ki hiçbir şeyle uğraşma. Yürü. Enver Paşa haber gönderiyor, gelmiyor. Bu sırada 24, 25, 26 26 Aralık oldu. Enver Paşa 9. kolorduyla ormanın içerisinde 1,5 metre karın içerisinde bekliyor. Başkomutan en önde. Hadi gel, yok. Hadi gel, yok. 26 Aralık'ta bakınız. 13 Aralık'ta gece yürüyüşü yasaklanmış. Gece yürüyüşü diye bir şey yok. Çantasız yürüyüş yok. Hafız Akif Paşa olayın farkına vardığında 26 Aralık'ta. Orduya toplanma emri veriyor. Ordunun toplanma saati ikindi vakti. Oltu biliyorsanız eğer, oltu çukurdadır, Allahu Ekber yüksektedir. Ne olur? En çok basit bir coğrafya bilgisiyle. Akşam saatlerinde vadilerde kuzeye doğru bir hava akışı olmuş. Alçak yüksek basınç meselesi, bir rüzgar oluşacak.
ordunun yürüyüş emrini Allahu Ekber'den yani Sarıkamış Boyalı Köy'e yürüyüş emri verildiğinde tarih 26-27 Aralık gecesi oluyor. Kobza aslında Allahu Ekber üzerinde başlayan bir kol ordunun yürüyüşü sabaha karşı felakete dönüşüyor. Çünkü yükseğe çıktıkça kar fırtınası, meşhur Sarıkamış kar fırtınası. Her tarafta ağaçlar var, düz arazide hayatta kalanların ifadeleri. Ki birçok karanlıkta kalmasının sebebi de budur. Çünkü tümen cerizeler, harp cerizelerin çoğu da harekatta kaybolduğu gibi. Büyük girdaplar oluşuyor. Tabii Türkçe değiliz ama en güzel ölüm hipotermi ile ölümlerle. 33'ün altına düştükten sonra düşük sıcaklığı artık cennette gibi böyle. Çok güzel bir ölüm. Sırtı terleyen, oturan, ağacın ortasında kalan, gruplar oluşturan, fırtınadan dolayı nefesi kesilen, bir araya gelenler olduğu yerde kas kalıp kesiliyorlar. Buzdan heykeller. Sabaha karşı Havza Paşa önünde daha erken yola çıktığı için o inmiş oluyor. Kümenler tamamen dağılmış durumda. Yani, belki izah edemiyorum yaşanan manzarayı fakat Enver Paşa da ormanın içerisinde hala bekliyor. Tümen sabahleyin 27 sabahı Hafızat Paşa bir gecede istirahat emri veriyor. Sağdan soldan hayvan bulunuyor, kesiliyor yerine. Bu sırada Rus topraklarındayız. Rus'tan olaydan haberi yok. General Berman'a diyorlar ki Türkler böyle böyle istihbarat veriyor. Yok ya diyor Türkler ne işi var bu sahne. Bu sırada General Müdeniç hızlı trenine Sarıkamış'a geliyor. Ruslar olayı anladıklarında diyor ki eyvah etrafımız tamamen çevrilmiş. Geri çekiliyorlar. Havzat Paşa, Havzat değil de Enver Paşa ormanın içerisinden Selim istikametinde göz teması kuruyorlar. O kadar yaklaşıyorlar birbirlerine. Karşılıklı hayatta kalan 10. kolordu erleriyle hayatta ormanın içerisinde 3 gün boyunca knor çorbalarıyla hayatta kalan. Knor çorbası dediğimiz ne? İşte bu bildiğimiz knor. Yani reklam maksatlı knor değil, toz çorba. Kardan tenekenin içerisinde suyu eritiyorlar, kar eritiyorlar, su oluyor, üzerine de toz çorba, tepsime olay bundan ibaret. Enver Paşa'nın yanındakiler, Enver Paşa'nın yanındaki 9. kolordu Hafız Hakkı'yı beklerken kırılmaya başlıyor. 1,5 metre karın içerisinde, ormanın içerisinde. O güçleri de geride bırakmış, Sarıkamış tamamen kargir bina var mı Sarıkamış askerlik yapanız? Efendim? Tamamen kar bir bina, attığı mermi 105'likler geride kaldığı için attığımız küçük obüslerde duvarlara isabet etmiyor. Enver Paşa bekliyor, çıldırıyor. En son diyor ki, en son en öndeki diyor, topçu çavuşunun yerine çıldırmış şekilde Sarıkamış'a doğru koşuyor, onun yerine emir veriyor. Yani bir bakın makinalı tüfeğin üzerine çıkmış bir bilmem ne adam çıldırıyor çünkü yanında getirdiği kolordu komutan emre itaatsizlik yapmış. 29'unda Sarıkamış'a doğru bir hareket yaptı. Sarıkamış'ı kurtarmak değil, evet kurtardı. Sarıkamış'ı kurtardığımız esnada tabii Kızılkili Selim'le Paşa'nın nasıl kurtardığı, Türk bayrağı bulamadığı için alay sancağını çektirip kutlu okuttuğunu falan anlatmıyorum yani. O kısımdan hızlı geçiyorum. Sarıkamış'ı kurtarıyoruz. Asker aç. Bir anda evleri yiyecek bulayım diye çarpınca Karakurt tarafından çıkan Ruslar bir anda bir daha bastırıyor. Bizim de tekrar ormana atıyor. Tabii Kuzgun Tepesi, Karpa Tepesi tamamen kırtlak kırtlak muharebeler. Havza Paşa koskoca kol orduyu Allah Bekler'de bırakmış gelmiş. Enver Paşa da 9. kol orduyu beklemiş. Bekle ki Galip Paşa gelsin. 11. kol ordu komutanı Galip Pasiner. Hakkındaki ifade şudur. Çok köz dinlemiş adam derler. En tecrübeli, çok köz dinlemiş. Köz, mehterin büyük davuluna köz derler. Mehterin büyük davuluna köz derler. Közün üzerinde çalınan devenin kulağı duymaz. Köz davuluna sürekli maruz kaldığı için kulak duymaz. En yaşları Galip Paşa, Galip Paşa da diyor büyük çocuk, hafız da öyle. Ben diyor çadırdan bu askerle çıkıp diyor, o da çadırın içinde askeri kırdı. 11. kolordu da kaderidir. Savaşan o da çadırın içinde kalırlar. Ruslara karşı orada. Yani bunlar yürüttüğünde ocağın biri ikisi. General Güdeniş Ruslar'da Ruslar ne yapıyor derseniz kısaca Ruslar bütün elindeki yiyecek içecek cephaneyi
Rus komutan Mişlevski bir dökün arasında etme kaçalım Kazman'dan Revan'a. Erivan demeyeceğim, Revan'a gidelim. Bütün ellerindeki yiyecek, içecek, un, ağırlıkların hepsini döküyorlar. Kazman'da Revan'a kaçmaya çalışırken bir bakıyoruz ki Güveniş diyor ki bana bir iki gün idare edin. İki gün idare edin, bu Türklerin durumu iyi değil diyor. El yardım etmezler. Güveniş iki gün orada tutuyor, yoksa kaçacak. Yani Sarıkamış da harekat başarısız olsa da yine başarılı olur. Adam iki gün tutuyor. Bu esnada Enver Paşa esir olmaktan sonra ormanın içerisinde karargahı 1972 yılında yayınlandı bunun belgesi. Enver Paşa'ya haber gönderiyor ki Ruslar etrafını sarmak üzere kaç diye. Enver Paşa kızakla beraber oradan kaçıyor. Hafız Hakkı'yı çağırıyor, diyor ki Hafız Hakkı bu sırada Enver Paşa çekilince 9. ordu yaklaşık 270 tane düşkün er içerisinde 9. ordu komutanı İhsan Latif, daha sonradan İzmir valisi, İzmir milletvekili de yapacaktır esaretlerini döndükten sonra, yanında meşhur Sarıkamış harekatını yazan Sarıkamış Hatem manevrasını, belki bugün attığı birçok yanlış bilgiden dolayı düzeltmeye çalıştığımız Köprülü Şerifinden, belki okumuşsunuzdur, Şerifinden doktor ve düşkün bazı yerler şeyin içerisinde Sarıkamış'ta maalesef Ruslara esir düşüyor. Bir Gürcü subay tarafından, Ruslar tarafından esir alınıyor. Bu esnada Enver Paşa Hafız Hakkı mitralyöz mermilerin arasında insanlar şöyle yazmış, nasıl hayatta kalıp kurtuldu bilmiyorum. Atının arkasından giden diyor, şeyin hesabı yok mitralyöz mermisinin. O kaçıyor, kurtuluyor. Enver Paşa diyor ki gel şurada bekliyorum seni, seninle konuşmamız lazım. Hem orduyu Allah-u Ekber'de kırdırmış, hem de Enver Paşa'nın ayağına gitmiyor başkomutanla yani. O da satır yazıyor diyor, Hafız diyor, seni paşa yaptım. Hem üçüncü ordu komutan olarak atadım. İşte Murat Bardakçı hatıralarını yazdı. Ah Enver ne vardı, üçüncü orduyu şaha kaldırdım, bilmem kaç tane garibanın canına kıydım falan diye. Hiç kendini suçu yokmuş gibi davranıyor tabii. Sonrası 6 Şubat'ta da kendisi Tüksten hayatını kaybetti. Hafız'a paşadan kendisine hayatını kaybetti. Kısaca şu kısma değineceğim. Çok fazla olay manipüle etmeden Sarıkamış kısmına. Şehit sayısına. Bizim için 1'i, 1000'i, 10.000'i, 100.000'i neyse kesinlikle rakamsal ifadeler olarak kullanmayı doğru bulmuyorum. Birincisi bu. İkincisi bir Fransız askeri tarihçi tarafından 1920'lerde ortaya atılan 90.000 yalanını bir türlü düzeltemedik maalesef. Hala birileri de sıra 90.000 olduğu noktasında iptal ediyorlar. Rakam, ulaşabildiğim en son rakam 41.000'dir. Şöyle de bir şey yok, bir tane mermi atmadan dahi diye de bir şey yok. Bunun yaklaşık 12.000 tanesi o gün Allahu Ekber dağlarında o gece şehit olanlar. Diğer kısmı da çatışarak, yine donarak, yüksekten düşerek, hastalanarak, zürafa dedikleri, belgedeki ifadesi zürafadır, düşkünler ve firariler yaklaşık 6.000. Asıl etkisi şu oluyor, onu söyleyeyim. Yaklaşık takip eden 11 ayda Sarıkamış'tan kaynaklı şehit olan sayısı hastalıktan tifo, tifüs, kolera, hummayı raciye, tetanos, kaba kulak 78.000. Fahrettin Erdoğan 19.000 tanesini kendi elleriyle. Tabii biz Sarıkamış'tan çekildikten sonra şehitler karın üzerinde kalıyorlar. Soğukken hava sıkıntı yok. Havalar ısınıp da erimeye başladığı zaman Rus topraklarında büyük bir salgın habercisi bunlar. Rusların Kafkas varisi haberci çıkartıyor. Bütün memleketi geziyorlar. Müslümanlar gelin diyorlar. Bakın şehitlerimizin cenazesi dağlarda kaldı. Orada yaşayan Müslüman Türkler toplanıyorlar. Başlıklarında Allah rahmet eylesin Bozat Köyü imamı Mustafa Efendi olduğu halde binlercesini toplayıp büyük çukurlar açıp hepsi için cenaze namazı kılıp defnediyorlar. Rakam 19.000 olduğunu söylüyorlar. 19.000 tane şehidimiz bugün toplu mezarlarında yaratıyorlar. 90.000 rakamı nasıl ortaya çıktı diyorsanız, istiyorsanız bir hesap yapsam 120.000'de çıkartabilir
rakamlarla birazcık oynadığınız zaman her şey çıkarır. Böyle bir manzara karşısında Enver Paşa da çekiyor gidiyor ve üzerinde olayın uzun süreli sansür uygulandığı için uzun süre olaydan haberdar olamıyoruz. Fakat Türk askeri tarihinde başarılsa bambaşka şekilde anlatabileceğimiz. Fakat bugün büyük kısmında yaşanan başarısızlıktan ötürü ve maalesef düşmanlıktan ötürü, düşmanlık kaynaklı konuşuyoruz. Bugün tamamını bahsettiğim hepsini şu şekilde konuştuğum hatıratlardan çok değil de evrak üzerinden konuştum. Ha, şu konuştuğun evrakı ne derse çıkartıp gösterir. Arşivdeki evrakın numarasıyla beraber söyleyebilirim. İsterseniz Köprülü Şerif'in ağzıyla anlatabilirim. Köprülü Şerif'e göre Enver Paşa'nın nasıl 17 yaşındaki subayları idam ettirdiğini Sarıkamış'ta falan şeklinde de anlatabilirim. Olayı anlatmak bambaşka bir olay. Fakat esası ve işin özü bundan ibaret. Enver Paşa hata yapmış mıdır? İlk tabi hata yapmış. Şunu demek istemiyorum. Enver Paşa şüphesinden çıkmış arkadaşım Türk demek istemiyorum. Fakat bütün Sarıkamış'ın vebalinde Enver Paşa'nın omzuna yüklemenin doğru olmadığını söylüyorum. Tabii arada ben de bir korsan bildiri sunmuş oldum böylece. Ben araya girmiş oldum. Ve tekrardan sözü veriyorum ve beni sabırla dinlediğiniz için teşekkür ederim. Şimdi vaktimizi tabii aşıyoruz. Ben onun için çok hızlı bitirmeye çalışacağım. Kızlar başarı. Şunu da söyleyeyim. Çok güzel anlattı ama Sarıkamış'ın tabii birkaç tane amacı var. En büyük amacı Sarıkamış'ta ne işimiz vardı derse Rusların lojistik hattını kapatmak istiyoruz. Karadeniz'in Karadeniz'in bütün gücü Batum'daki limanları. Orayı güç alamaz hale getirmemiz lazım. Bunun da en büyük kanıtı zaten Sarıkamış hareket yapmadan evvel oraya yaptığımız ufak çaplı çıkartma. Unutmamak lazım ki o zaman özel kuvvetler diye bir şey yok. Oraya çıkartabildiğimiz 20 kişi. Bir süvari, 20-21 kişi bir süvari kuvveti. Onların da böyle bir eğitimi yok. Yani şöyle düşünün, bugünkü sap komandolarından bana 20 tane verin, bakın ben neler yapıyorum onlara. Ama o zaman öyle bir kavram yok. Anlatabiliyor muyum? Yani öyle bir şeyiniz olsa zaten Sarıkamış'a gitmek gibi bir şeyiniz de olmak zorunda değil. Birkaç tane amacı var. Sarıkamış'ta tamamen bir şey, kayıp mıdır? Bence değildir. Çünkü Rusların içerisindeki şeye de bakmak gerekir. Rus devrimini en emmer düşmanına sorsanız bile 10 sene öne çekmiştir. Bu çok önemli bir şeydir. Çünkü Batı cephesinden toplam kaç asker çekti? Kaç asker çekti? İki kol ordu çekti. Yani iki kol ordu çekmesi öbür Batı cephesini son derece güçsüzleştiriyor. İyice çıkmaza giren çarpışmalarda sonunda zaten içeride Rus devrimi oluyor. O sayede en büyük düşmanımızdan. En büyük düşmanımızdan kurtuluyor. Yani Sarıkamış'ın Rus çarının hayatının kaybetmesinde güzel bir rolü vardır. Onun için size boşu boşuna şehir olduğum insanlar diyenleri ben de gördüm. Ama tamamen başarılı bir harekettir dersen de yalan söylemiş oldum. Ondan sonra tabii şunu da unutmayın. Senelerde kaçtığımız Rusların bizden kaçması da Avrupa'nın gereksiz macerasının da bir sebebidir. Çanakkale cephesinin açılmasında da en büyük sebeplerden biri budur. Çünkü Rus çarı Winston Churchill'e imdat dedi. Bakın en kısa şey. İmdat dedi ama. Hani en büyük düşmanımız 96'da 93 harbinde bu şey yapan, bu İstanbul'un dibine kadar gelen adamları biz o Bulgar'dan kaçan orduyu birkaç sene içinde Rus'a imdat edilecek hale geldi. Buna gurur duymak. Çanakkale'ye gelince tabii Enver biliyorsun kötüdür. Çanakkale'de ismi geçmedi. Sevilmez öyle şeydi. Çanakkale 14 defa gitmiştir kayıtlı olarak. Oradaki bütün başkumandandaki karar vermeden oradaki hiçbir şey oynamadı. Bunu da unutmayın. Daha birkaç tane bir belge çıkartıyoruz. Almanlar, onu da inşallah yayınlayacağız. Almanlardan aldığımız hiçbir emri benden onay almadan uygulamayın gibi emri de ben kendim buldum. Kendim buldum dediğim, bana göre yalan söylemiş olurum. Bulduğum şey kendi gözümle okudum. Bunu da söyleyeyim. Bekliyorum yayılmasını. Yayınlanmasını.
Öbür büyük amcam biliyorsunuz o Kurt Savaşı'nı uzun uzun anlattığını. Bir tanesi de Bakü'ye gitti, Bakü Fatih'e diye. Bakü Fatih'in sorsanız petrol için gitti derler, daha Türklük için gidildi oraya da. Gittiğim zaman Azerbaycan'da onun sevgisini görüyordum zaten. Almanlarla dost olmadığımızı en güzel orada gördük. Almanlarla şeyken orada da çarpıştık birbirimizle. Çünkü istemedik Almanları orada. Şunları da söyleyeyim. Zayiat notlarını şey almışım. Birinci Dünya Savaşı boyunca İngilizler 3 milyon 200 bin tane, Fransızlar 6 milyon, Ruslar 9 milyon, İtalyanlar 2 milyon 200 bin, Almanlar 7 milyon 150 bin, Avusturya 700 bin, biz de 950 bin zayiat vermişiz. Çok büyük bir savaştı. Buna girmemiş olmak falan, girmemiş olsaydı şu anda Rusça konuşuyoruz arkadaşlar. Yani o Rus çarıkların geçmediği, Sovyetlerin kalmadığı durumda Kurtuluş Savaşı'nda da çok zorlanırdık. Kurtuluş Savaşı'na Enver Paşa'nın yaptığı katkıları anlatacak vaktim kalmadı. Türkistan olayı da şudur. Enver Paşa Türkiye'ye eğer ki Türk Kurtuluş Savaşı başarısız olsaydı müdahale edecekti. Yoksa onu, bu mektuplarından görebiliyoruz. Allah'a şükür ki burada başarılı olduk ki Enver Paşa'nın buraya gelmesi bir ihtiyacı kalmadı. Onun üstüne Rus'u zayıflatmak için Türkistan'a gidildi. Orada yapıldı. Yani çeteler en olmayacak savaşmaktan uzak olan çeteler bir araya getirildi. Yani Dushanbe'de Ruslar duman edildi. Açıkça söyleyeyim. Sadece bir kişi yok etmek için 200 bin kişi ordu kurdu Ruslar. Yani artık korku değil de nedir yani 200 bin kişi ordu. Bir Ramazan günü Ramazan bayramı günü bayram namaz çıkışı büyük bir ihtimalle birilerinden aldıkları istihbaratlar sayesinde yaptılar, baskın yaptılar. Şimdi tabii şunu da iyi anlamak lazım. Enver Paşa gibi orada mitral yüzün üstüne atla koşmadı. Yani bir adam değil yani. Orayı, araziyi gördüğünüz zaman şöyle elime göstereyim. Şöyle C şeklindedir. Arkası uçurma doğrudur. Mitral yüzün kurulduğu yer tepeden eğer ki en düşük hattı yakalayıp eğer ki oraya düzgün bir süvari hücumu yapabilirse kurtulabilir. İki tane seçeneği var. Ya bu hücumu yapıp kurtulmaya çalışacak veyahut teslim olacak. Şimdi ben dedemin adını ağzıma alabiliyorsam teslim olmadığı için. Enver Paşa'ya laf edenlere ben ilk hani tutulca hücum edenlere ilk sorduğum şey sen olsan ne yapardın sorularından bir tanesi de orada macera yaptı ben olsam teslim olurum. Teslim olmuş olsa ben bile hakkımı helal etmezdim orada. Çünkü şehit olmasına gelin benimle peşimden gelin dediği insanların zamanı geldiğinde içtenliğini onlara karşı karşılamıştır. Canını da orada şehit olarak bırakmıştır. Bunu kabul etmeyenler de var. Onlar da diyecek bir şey yok. Ben o adamı torun olmaktan gurur duyuyorum. Tabii anlatmaya devam etsek daha 3-4 saat bu kadar size burada ama tutmakta bile istemiyorum. Enver Paşa kimsenin düşman hatalarıyla, doğrularıyla elinden geleni yapmış. Türkiye'nin gelişimine, bugününe gelmesi için elinden gelenleri yapmış. Şunu da anlıyorum, zamanında o kadar çok şey kaybettik ki bir suçlu aranması, suçlunun Enver Paşa ilan edilmesinde yapanlara da hak veriyorum. Ama artık 100 sene geçti, gerçekleri doğru düzgün öğrenmezsek bundan ders almayız. Emin olun ki düşmanlarımız aldı. Aynı döngünün içinde kalırız ve sadece birbirimize zarar veririz. Daha fazla uzatmak istemiyorum. Vaktinize de çok teşekkür ediyorum. Ayrıca sana da çok teşekkür ediyorum. Soru alalım mı birkaç tane? Sorusu olan varsa alalım. Çok teşekkür ederim. Şimdi Türkiye'de muhafazakarların, ondan sonra siyasal kutsamcıların, zaten Türkçülerin ufak bir tek husus. Tamam işte. İttifak ettiklerinin tek husus Enver Paşa düşmanlığıdır. Sizin bu konudaki düşünceniz nedir? Görüşünüz nedir? Harika sanmaları lazım diyor. Katılıyor musunuz ya da bu? Harika sanmaları lazım diyor. Gerçeği söylersek kim nereden paracasın? Anlatabiliyor muyum? Yani gerçek Atatürkçü. Şöyle bir derdi yok onun. Siyasal İslamcılar ve muhafazakarlar
onlar da dediğim gibi gerçek hanedan sevdalısı olanın olan adamın da bilir. Yani anlattığım şeyde. Ama ben işte oradan bir affedersiniz tezgah varsa o kavgayı çıkartmak zorunda. Ve birbirlerini bilmekle o yani bu Atatürk'ü ve hanedanı ayrı tutarak onların üstüne yemek yemeye çalışanları bir ortak noktası da var. Onlar korkaktır. Birbirlerine bulaşmak istemezler. Onları pek seven yok diye oradan şey yapmaya çalışırlar. Her geçen gün azalıyor ve bir yerden sonra artık birbirlerine gelemeyeceği için ondan sonra ben göreceğim bunları. Ah Enver Yüzyıl bizim yanımızdadır derler mi? Hocam öncelikle hoş geldiniz. Ben inşallah yüksek lisans tezinde Enver Paşa ve Çanakkale çalışıyordum. Sizinle de zaten görüştük. İnşallah daha iyi olur. Sorum da 1918'de Sultanahmet vefat edince Ayşe Osmanoğlu'nun hatıralarında var. Tabi herhangi bir belgesi falan olmadığı için iyice bu detay olarak belki aile sohbetinde sizden gelmiştir diye sormak istiyorum. Ayşe Osmanoğlu diyor ki Sultanahmet vefat edince babam sizi Enver Paşa'ya çağırdık. İşte orada görüşürdük. Temizler yıkandı. Enver Paşa odaya girdi diyor. Kapıyı kapattı. Bizden çocuklardan birkaçını aldı yanına. Eşyalarını aradı sana bütün. Sonra ceplerini araştırdı. Biraz para çıktı. Birkaç da parça eşya. Bir de bir kağıt götürdü diyor. Ya bu Enver Paşa sizi sormayacak şey. Allah razı olsun. Sorsun sorsun. Ya ben bunu ya. Ne yaptın? Efendim bir dakika. Enver Paşa para verdiniz. Hayır hayır. Bir dakika. Dinlemiyorum. Bir dakika. Ya bir gün sonra. Ben kötü niye bir şey sormuyor. Değil. Bir gün sonra parayı zaten Paşa geri getiriyor kızına. Sadece bir kağıt, orada bir kağıt götürdü. Sen buna inanıyor musun? Yok inanmıyorum da siz ben aile olarak Ayşe Osmanoğlu ayrıca beni kurtmasalardı ben gidip 31 Mart'ta kafa atacaktım o şeye diyor. Çocuk o zaman ne yapar ki? Anladın mı? Evet. Çok şey kaybetti aile olarak ve bir suçluya ihtiyacı var. Yani orada suçlamıyor da zaten. Yani bak bazı şeylerde de suçluyor. Ben de doğru diyorum. Birazcık o Ayşe hanımefendinin, hanım sultanın yaşından ve yaşadıklarından hayal ve gerçek arası kaçmış. Çok fazla ciddiye almamak lazım. Böyle anılar. Doğru. Yoksa ben bir tarih anlatırım size. Sabah kalktığımda uydurup uydurup. Bunu kanıtlamam lazım. Tamam diye anlatırım. Onun için de geçerli. Her şeyi yapıyoruz. Enver Paşa'yı yükledik. Hastalığımız var. Enver Paşa bir kahramandır. Size de itiraz ediyorum. Enver Paşa'nın savunmaya ihtiyacı yok. İddiatçılar savaş kaybetmemiştir. İddiatçılar devlet kurmuştur. Ha. Milli mücadele Enver'in eseridir. Mustafa Kemal'in iddiatçılar eseridir. Yapmayın Allah'ın zahmeti. Enver Paşa'nın savunma ihtiyacı yoktur. Anlatılacak ama Enver Paşa suçlanamaz. Bir kahramandır, bir aziz şehittir. İddiatçılar inandılar, gittiler, şehit oldular. Dönmediler, satmadılar, ihanet etmediler. Birbirlerine sahip çıktılar. Vatana sahip çıktılar. İddiatçı nesli, iddiatçı nesli. Kimsenin de eseri değildir. Orada da itirazım var. Yenileşme hareketi çok daha önce başlar. Abdülhamit'in eseri değildir onlar. Abdülhamit'in eseri. Yapmayın etmeyin ya. Onlar bir son nesildir. Onlar son nesildir. Efendim iddiaçıların kendi arasında mücadeleleri de var. Yani çok teşekkür ederim. Ama işin başlangıcını ve sonunu getirmesi o dönemde gerekiyor. Libya'da yazdığı mektuplar yapmayın. Yapmayın. Libya'da yazdığı mektuplar, bankalarındaki fedakarlıklar ne güzel anlattınız. 55 binde permet verişen olan bir ordudan 4 yılda 4 cephede aslan gibi savaşan bir ordu çıkardı. Allahu Ekber. Allahu Ekber utanç vesilesi değildir. Allahu Ekber bir gurur vesilesidir bu millet için. Allahu Ekber nerede? Niye bizim orada işimizi soruyoruz da Urus'un işini sormuyoruz? O tepeyi biz açsaydık. Ordunun işimiz vardı demedik mi? Orada işimiz var demedik mi? Tamam. Evet. Tamam. Hadi çok teşekkür ederim. Sağ olun. Evet, tamam. Evet. Bundan sonra bir anladığımız var. Şöyle bir çok teşekkür ederim. Teşekkür ederim.
Ben onu gerektiriyorum. Şimdi dedi, yaşayan dedi, Enver Paşa böyle kalmış.